Fuar gezimizde katılımcı röportajlarımızla devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu an yine ziyaretçilerimiz var. Aslında ekip kalabalık gelmiş ama bir kısmını bulabildik. Bir de mikrofon uzatalım dedik. Bakalım ne yapıyorlar, nereden gelmişler, bölgede durumları nasıl? Önce sizin nezdinizde bir herkesi bir tanıtın bakalım. Nereden geldiniz, neler yapıyoruz? Biz Amasya Merzi Fonu'ndan geliyoruz. Çiftçiyiz aynı zamanda. İşte adını soyadınızı alalım. Mehmet Korkmaz. Kızılere Köyü, Merzifon Kızılere Köyü'nde oturmaktayım. İşte burada arkadaşlara muhtarımız, azamız, yakın köyümüzün Akpınar Köyü'nün muhtarı, azası. Tarımla uğraşıyoruz işte, hayvancılık, tarım. İşte sizi de bol bol seyrediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir bölgeyi değerlendirelim önce. Neler ekiyorsunuz, neler biçiyorsunuz, bölgede sezon nasıl geçti? Sezonumuz bu sene kurak geçtiydi biliyorsunuz her yerde. Bu sene yağışlarımız güzel. Mahsulümüz de inşallah iyi olacak. Sularımız bollaştı şükürler olsun. Geçen sene işte ayçiçeklerimize bir verim alamadık. Kurak gitti. Buğdaylar da aynı öyle o şekilde gitti. İşte geçen senenin sıkıntıları bu sene inşallah atlatmaya zorlayacağız işte. Hayvancılıkta işte sıkıntımız var biliyorsunuz. Yine et fırladı. Vatandaş yem bahalı. Yemden bahalı olduğu için biz tabii zor durumda kalıyoruz. Besleyeceğimiz hayvanı saman bahalı, yem bahalı da olunca satmaya zorluyoruz biz. O zaman biz satarsak kim alıyor? Bunu büyük tüccarlar alıyor. Topladığı zaman da ondan sonra etin de fiyatını yükseltiyorlar. Her şey o zaman değerinde satılıyor. Köylünün elinden çıktığı zaman biliyorsunuz portakal şeyden gelir Antalya'dan çiftçinin elinde 25 kuruş gelir Merzifon halinde satar 2 liraya. Yani buna bir çare bulsun devlet. Yani bu bizi bu gibi büyük şeylerin elinden kurtarsın yani. Çiftçinin malını yerinde değerlendirsin. Biz bir de ayçiçek o zaman diyoruz sezonda bir de para etti mi bu sene kurtardık. İnşallah inşallah onu bekliyoruz. Çiftçi TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bütün bölgelerde seyrediyoruz yani bir gün Antalya'da bir gün Amasya'da bir gün işte Samsun'da bir gün Adıyaman'da bu bölgelerde sizi devamlı seyretmekten de gurur duyuyoruz. Saygılar sunuyorum. Peki son herkese diyoruz ki fuarlara gelin. Fuarlar sizin için güzel eğitim yerleri, yeni ürünler var. Siz sanırım onu başta dedim birkaç kişi toplamışsınız. Önce kaç kişi geldik bir onu öğrenin. 60 kişi Ziraat Odaları Başkanımız Sayın İsmail Çelik'le birlikte bu organizasyonu da kendisi tertipliyor bize. Ona da saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum huzurlarınıza. Ona başarılar da diliyorum yani. Başkanımız iyidir. Her fuara katıyor yani katılıyor. Biz Konya Fuarı, Kayseri Fuarı, Bursa Fuarı. Yani fuar olduktan sonra başkanımız bizi götürüyor. O zaman biz de buradan bütün seyircilerimize söyleyelim. Olabildiğince hem sivil toplum kuruluşları hem bölgedeki kendiniz de olabilir. Çiftçiler toplansınlar diyoruz. Gelsinler bu fuarları geçsinler. Yapılan işi daha iyi yapmak için bilgileri alsınlar diyerek. Size de çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar, iyi gezmeler diliyoruz. Allah'a emanet olun.